44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Malum, motosiklet kullanmak için en büyük sorunlardan biri motosiklet sınavı. Bunun için belli başlı parkurlar var. Ama bu parkurların içerisinde belki de en zor olan arkadaşlar, bütün sınava girenlerin en büyük korkusu 8. 8 nasıl yapılır arkadaşlar? Size onu göstereceğim. Pratik yapma yollarını göstereceğim. Genelde birçok sınavda kullanılan motor MT7. Benim internetten baktığım ve yanlış gördüğüm bilgilerden dolayı bu videoyu çekiyorum. Çünkü yüksek CC, 600 CC ve üzeri motorlarda, yani böyle güçlü motorlarda ikinci viteste dönün diyorlar. Bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. Çünkü ikinci viteste motor boğuluyor. Bunu birlikte deneyelim. Şimdi ikinci viteste deneyelim bir 8 yapmayı. Tabii şimdi alıştığımız için yapabiliyoruz. Ama ikinci viteste motor boğuluyor arkadaşlar. Yani ne kadar acemiyseniz o kadar daha da zorlaşıyor. Çünkü ilk başlarda gireceksiniz, buradan çıkacaksınız, dönemeyeceksiniz, buradan çıkacaksınız. 8'i bir türlü tutturamayabilirsiniz. Bu ilk başlarda hepimizin başına gelen bir şeydi. Bunun için ben size birinci vites öneriyorum yeni başlayacaksanız. Çünkü birinci viteste debriyaj destekli dönün arkadaşlar. Ön freni kesinlikle kullanmayın. Arka freni dilerseniz ilk başlarda acem olduğunuz için biraz kullanabilirsiniz hızını azaltmak için, ama eliniz alıştıktan sonra birinci vites sizin için çok çok daha rahat olacaktır. Çünkü motor boğulmayacaktır. Çizgileri olabildiği kadar, tabii ki burada şu anda benim yaptığım parkur kare. Türkiye'deki standart 8'in ölçülerinde. Ama bunu siz yuvarlak olarak düşünün. Çünkü dairenin içinde kaldığınız takdirde, çizgileri geçmediğiniz takdirde 8 olacaktır. Her zaman en sondan giriyorum ben burada kare olduğu için. Daha geniş bir dönüş alanı sağlıyor. Gördüğünüz gibi yarım debriyaj. Motorun hızını sabitleyin. Motor kendi dönüyor zaten. Gaz vermenize hiç gerek bile yok. Şimdi bunu baştan yapalım. Tekrardan. Slalomu falan göstermeyeceğim çünkü bunlar hemen hemen her motorcunun rahatlıkla yapabildiği bir şeydir. Şimdi geliyorsunuz sınavda. İki tur atıyorsunuz sanırım. Biz biraz fazla tur atalım. Panik yapmayın gençler. Zaten dediğim gibi motorun hızını sabitlediğiniz takdirde ve eliniz alıştığı takdirde motor kendiliğinden dönüyor zaten. Çok dar gibi görünebilir ilk başladığınızda. Ben bunu nasıl yapacağım falan diye düşünmeyin. Çünkü ben ilk geldiğim gün hiç yapamadım. Bir tane sağlam tur çıkaramadım. Hatta karenin içerisinde tutamadım. Yani sizin de haberinizde 8'de dairenin içerisinde tutamadım. Ama yaklaşık bir haftalık bir antrenmandan sonra benim olduğum durum bu. Ki ben ilk defa yani büyük motor kullanıyorum. Daha öncesinde hiçbir şekilde motor tecrübem olmadı. Yani büyük motorlarda scooter falan kullandım genelde hep. Tabii eliniz alıştığı takdirde bu daireler daha da küçük olacaktır. Çizgilere bile hiç gelmeden dönebileceksiniz. Daha küçük daireler çıkaracaksınız. Dediğim gibi kesinlikle ama kesinlikle yeni başlıyorsanız, 600 cc ve üzeri motorla başlıyorsanız, birinci vites en ideali. Genelde yüksek cc motorlarda İkinci vites öneriyorlar. İkinci vitesi bence kullanmayın. Çünkü benim yaşadığım en büyük sorun ikinci vitesiydi. Çünkü 8 yapmayı bilmiyorsunuz, dönmeyi bilmiyorsunuz, debriyajı ayarlayamıyorsunuz, motor boğuluyor, gaz vermek zorunda kalıyorsunuz, motoru düşürme tehlikeniz oluyor. O yüzden internetteki bilgilerin ben pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Profesyoneller için belki 2 idealdir. Çünkü hani adam alıştığı için, mesela şu anda ben 8'i yapabiliyorum. İstediğim gibi ikinci viteste de yapabilirim. Demin de gördünüz. Bakın ikinci viteste de dönebiliyorum, ama bilmediğiniz zaman ikinci viteste dönmek sizin için tam bir işkence haline geliyor. O yüzden öğrenene kadar, alışana kadar siz ikinci viteste değil birinci viteste dönün. Çünkü internette videolarını izlediğim kişiler
8'i profesyonel bir şekilde yapabildikleri için onlara 2 daha kolay geliyor. Daha güçlü geliyor, daha dengeli geliyor. Ama siz acemi olduğunuz için size dengeli gelmeyecektir. O yüzden sizler ikinci viteste dönün. Ve her gün antrenman yapın arkadaşlar. Hiçbir zaman ben yapamadım, ben edemedim diye paniğe kapılmayın. Çünkü her şey tecrübe, antrenman ve zaman işi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin de bu videoyla ilgili yorumlarınız varsa yorum kısmına belirtin. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.